Bana sanki şöyle geliyor, iki farklı olay söz konusu buradan. Yani sanki iki defa tekrarlanacak bir olaydan bahsediyoruz. Bir tanesi teke olayında, bir tanesi de bu denizden çıkan canavar olayında. O zaman genellikle kimileri bu küçük boynuzu dördüncü Antiyokos olarak yorumlamaktadır. Kimileri ise Roma İmparatoru Vespasyan olarak yorumlamaktadır. Bu iki siyasi liderin özelliği ne? Tapınağı yıktılar. Yani veya tapınağı yağmaladılar. Hem Vespasianus bunu yaptı milattan sonra 70. yılda, hem de Antiyokos milattan önce 164 yılları gibi, 165 yılları gibi bunu yaptı. Dolayısıyla bununla ilişkin şöyle bir açıklama verebiliriz. Küçük boynuz kim? Sanki iki tane küçük boynuz var. Yani bir tanesi 7. bölümde gördüğümüz 10 boynuzlu canavarın içinden çıkan küçük bir boynuz. İkinci küçük boynuz ise 4 boynuzlu tekeden çıkan küçük bir boynuz 8. bölümde. Dolayısıyla bu 8. bölümdeki boynuz sanki Antiochus Epiphanes'i işaret etmektedir. 10 boynuzlu canavarın, 7. bölümdeki canavarın küçük boynuzu ise sanki Vespasyan'a işaret etmektedir ve aslında bununla ilişkin çeşitli yorumlar var. Özellikle 1. yüzyıl Yahudiliğinde ve 1. 2. yüzyıl Hristiyanlığında özellikle ağırlıklı olarak Vespasyan olarak yorumlandığını görmekteyiz ve aslında bu iki şahıs belirli özellikler paylaşmakta. Neden? Çünkü hem Antiochus hem Vespasyan kendi krallıklarının 10. krallarıydı ve nasıl kral oldular? Önceki 3 kralı ya suikastle ya da siyasi entrikayla ekarte ederek. Vespasyan bunu bir iç savaş döneminde yaptı. Antiochus ise siyasi manevralarla yaptı ve böylece kendini kral ilan etmiş oldu. Ama Antiochus örneğin kendisini Jüpiter'in oğlu olarak atfediyordu. Ondan sonra kendisi Kudüs'ü istila etti milattan önce 165 yılları gibi ve oradayken de işte tapınağı yağmaladı, domuzlar kurban etti, orada kendi heykelini koydu gibilerinden ve Vespasyan döneminde de Vespasyan kimdir? İşte Kudüs'ü istila etmiş ve tapınağı yok etmiş olan imparatordur ve Roma imparatorları bildiğin gibi sadece kendilerini siyasi bir lider olarak değil, bir ilah olarak da atfediyorlardı. Dolayısıyla kendilerinin de bir kült merkezi vardı ve insanlar onlara da kurban sunması gerekiyordu. Ve bundan dolayı özellikle erken Hristiyan döneminde birçok Hristiyan zulüm gördü. Dolayısıyla sanki buradaki kehanetler tamamlanmış gibi gözüküyor. Antiochus Epiphanes'te ve aynı zamanda Vespasyan'da. Ancak şunun altını belirtmem gerekiyor. Bunların tipolojik bir tekrarlaması olabilir mi? Olabilir. O biraz yoruma açık ve bundan dolayı işte Daniel'in yorumu oldukça zor bir yorumdur. Yani tamam, bunlar geçmişte oldu da gelecekte tekrarlanabilir mi? Bu bir soru işareti. Neden bir soru işareti? Şöyle açıklayayım. Yine basit cümlelerle açıklamaya çalışacağım. Yahudilikte kehanetlerin birden fazla tamamlanması olabilir. Bir Daniel Zekarias'ın bir alıntısını paylaşmak istiyorum. Diyor ki, Yeşaya'dan örnek vererek, Yeşaya Adem bahçesini Yeşaya 11'de bir tipoloji olarak kullanır. Yani çıkış anlatısını ise ileride gerçekleşen yeni bir çıkışın tipolojisini olarak kullanır. Tipoloji ne demek? Bir olayın tekrardan benzer bir şekilde tekrarlanması. Aynı şekilde Yeşaya geçmişin Kral Davut'una bakarak ileride gelecek bir Kral Davut tipi hakkından bahseder. Dolayısıyla bu neden kaynaklanıyor? Çünkü biz genellikle tarihi bir düzlem olarak görmekteyiz. Bir önce ve sonra vardır ama özellikle peygamberliklerde ve antik Doğu Yahudi kültüründe görüyoruz ki onların tarih anlayışı biraz döngüsel. Bu manada bir olay birden fazla kez tekerrür edebilir. Belki biraz farklı şekillerde. Dolayısıyla geçmişten örnekler gelecekte tekrardan rastlayabiliriz. Aslında bunun meşhur bir modern örneği var. Sen de bilirsin zaten. Hani Hitler'e diyorlar ya, Rusya'ya gitti. İşte Napolyon'un hatasını Rusya'ya gitmeseydi belki farklı olurdu şekilde. Yani deriz ya, tarih tekerrürden ibaret. O zaman antik Yahudilikte de böyle bir görüş söz konusuydu. Yani evet, bunlar gerçekleşti, bunlar tamamlandı. Ama İleride özellikle eskatolojik bir bağlamda
bir tekrarlama söz konusu olabilir mi? Olabilir. Bu bir soru işaretidir. Onun için günümüzde işte çeşitli spekülasyonlar yapılır. Yani bunlar ileride nasıl gerçekleşecek vesaire. Ben o spekülasyonlara fazla girmiyorum. Çünkü çok fazla metnin içine okuma var maalesef bu konularda. Yani sonuçlar metnin içinden çıkmaktansa sanki herkes kendi dünya görüşünü ve metne yerleştirmeye çalışıyor ve bu şekilde kendi görüşünü meşrulaştırmaya çalışıyor. Yani özellikle belki lafı biraz uzattım kusura bakma. 19. yüzyıldan sonra özellikle Batı'da, Amerika'da, aslında İrlanda'da başlamak üzere daha sonra Amerika'da geçti. Bu dispensasyonalist dediğimiz bir görüş ortaya çıktı. O zaman bu görüşe göre işte bunlar dünyanın sonunda tekrardan tekrarlanacak. Ha bu Mesih karşıtı kim olabilir? İşte kuzeyden mi gelecek, güneyden mi gelecek, doğudan mı gelecek? İşte Soğuk Savaş döneminde bu Mesih karşıtının Rusya olacağı söyleniyordu. Efendim başka bir dönemde şu olacağı söylendi. Kimileri günümüzde işte Trump olacak diyenler var. Ama işte bu biraz şey gibi oluyor. Hani spekülasyon yapıyorsun ve bunu bir şekilde metnin içinde meşrulaştırmaya çalışıyorsun. Ama metin bize bunu demiyor. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Bunlar tamamlandı ağırlıklı olarak. İleride bunun benzeri yaşanabilir mi? Olabilir. Ama nasıl olacak? Ha bunu bilemiyoruz. Evet, orası zaten belirsiz bir orası dönem. Belirsiz bir tema. Bu dönemlerle alakalı yani kehanetlerin açık okumasıyla alakalı işaret edilen belki Roma kralı olarak bazıları işte Şimon Bar Kokhba isyanı döneminde isyanı bastıran işte Hadrianus ve onun yaşamış olduğu dönemi de ifade edenler var. Tabii bu biraz daha zorlama oluyor. Kimi Hristiyanlara göre Domitianus olabilir. Evet. Çünkü Domitianus da bazı özellikleri paylaşıyor. Kimilerine göre Hadrianus olabilir Bar Kokhba zamanında ama artık o Bar Kokhba görüşünü savunanlar pek fazla yok. Çünkü şey yani orada biraz hayal kırıklığına düştüler Yahudiler. Dolayısıyla gene o dönemin kaynaklarına baktığımızda hem Yahudi hem Hristiyan kaynaklarına 1. ve 2. yüzyıl Hristiyanları bunun daha çok Vespasyan döneminde gerçekleşmiş olabileceğine işaret etmektedirler. Şimdi tekrardan yine az önce yine okuduğumuz bu dört canavar bölümünün devamında şöyle bir cümle var. Şimdi onu da sizden ricamız da biraz daha açmanız olacak. Tabii. Şimdi yine Daniel peygamberin yani 7. bölümünün 15. 13. cümlesinden devam ediyorum. Gece görümlerimde insan oğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik ve yücelik, krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallık diyerek buradaki bu anlatımı tamamlıyor. Peki biz burada şu an en azından tam olarak oturtamadığımız birkaç kelimeyi görüyoruz. Bir atıf yapılan karakterler var. Bir tanesi mesela insan görünümünde olan bir kişinin geldiğini ve bu gelen kişinin de eskiden beri var olanın yanına geldiğini söylüyor. Şimdi eskiden beri var olandan ifade edilmeye çalışılan kim ve yeni gelen insan görünümünde olan kişi diye tanımlanan şahıs kimdir? Bunları bir ifade ederseniz. Şimdi bu pasajın erken dönem yorumlarına bakacak olursak, Eseniler olsun, Kumran yazıları olsun ve diğerleri, buranın mesihsel bir şekilde yorumlandığı görülmekte. Yani bu bahsedilen insanoğlu kim? Mesih'e bir atıf. O zaman İsa'nın kendisi de aslında, kendisi bu Daniel'deki tasvir ve bahsedilen insanoğlu olduğunu açıklıyordu. Yani İncil'de aslında İsa'nın kendisi için en fazla kullandığı cümle veya unvan insanoğludur. Tabii biz bu cümleyi görüyoruz, şey anlıyoruz genellikle, hani kendisi bir insanoğludur gibilerinden ama aslında Daniel'e atıfta bulunmaktadır ve Matta 24'te İsa yargılanırken ona soruluyor, sen yaşayan Tanrı oğlu musun? Evet diyor ve size şunu söyleyeyim, bundan böyle insanoğlunun göğün bulutlarıyla geleceğini göreceksiniz diyor kendisini kastederek. Bu göğün bulutları kelimesi çok önemli çünkü genellikle mezmurlara ve diğer peygamberlik yazılarına baktığımızda
Yehova veya Yahve için kullanılan bir unvandır. Dolayısıyla bu Mesih'in bir nevi ilahi bir unvan taşıyacağını söylemektedir. Esenilere baktığımızda özellikle Kumran cemiyetine bu Mesih denilen figürüne çeşitli uluvi ve ilahilik atfedildiğini görmekteyiz. Kendisinin ezeli bir karakter olacağı, ilahi bir karakter olacağı, Mezmur 110'daki Melkizedek düzeyinde sonsuza dek kendisi kahin olacağı tarzında belirtiler söz konusudur. Dolayısıyla bu Mesih'in geleceğini, egemenlik ona verileceğini ve bütün halkların kendisinin önünde tapınacağı, secde edeceği, kulluk edeceği anlatılmaktadır. Ve krallık bu Mesih'e verilince artık ebedi bir krallık söz konusu olacaktır. Dolayısıyla İsa bu bölümlerin kendisi hakkında bahsettiğini, ancak bu bölümlerin henüz gerçekleşmediğini, ikinci gelişinde gerçekleşeceğini kendi müritlerine, kendi havarilerine aktardı. Dolayısıyla burada mesiyanik bir ayet görmekteyiz. İsa'nın veya Mesih'in ahiret dönemindeki gelişiyle ilişkin bu yeni dünyanın veya diriliş dünyasının kurulacağı ve kendisinin bütün halklar önünde kral olacağına ilişkin bir kehanet görmekteyiz burada. Burada bir bakıma aslında yine programımızın başında da sizin açıklamaya çalıştığınız ve daha doğrusu tabii gayet güzel bir şekilde açıkladığınız bir konuyu aslında biraz daha açtığını görüyoruz kutsal kitabın. O da şu. Evet. Çünkü ne diyor ifadede? Her dilden toplumun bu gelecek olan kişiye tapınması olacak. Yani onu kabul edecekler diyor. Evet. Demek ki diğer toplumlara da bir seçkinlik verilmiş ki bu toplumlar da bu gelecek olana biadı bir şekilde söz konusu olmuş. Yani sadece gelecek olan şuna yönelik, şu millete, şu dil konuşana yönelik değil, tüm insanları kapsadığını söylüyor. Kesinlikle öyledir. Çünkü Tanrı'nın tasarısı bütün insanlık içindir. Yani Tanrı insanlar arasında veya ırklar, diller, oymaklar, boylar arasında ayrım yapmıyor. Herkes Tanrı'nın çocuğudur bir nevi. Ve onun kurtuluş tasarısı planında bütün insanlığı kurtarmak var. Sadece belirli bir zümreyi değil. Bunu nereden görüyoruz? Daha Yaratılış 3. bölüm 15. ayetinde Tanrı yılanı lanetlerken şöyle diyor. Senin soyunla kadının soyunu birbirine düşman edeceğim. Sen onun topuğuna saldıracaksın ama o senin başını ezecek. Gene erken dönem Yahudi yorumlarına baktığımızda örneğin Targumlara vesaire görürüz ki o pasaj da mesihsel olarak yorumlanıyor. Yani bir çağ gelecek ki o Mesih işte bu bildiğimiz şeytanı, ölümü, günahı ezecek ve ebedi bir nasıl desem huzur diyarı, Tanrı ile olan bir yaşam sağlayacak. Ve Tanrı ve insanlık bu Mesih sayesinde tekrar barışmış olacaklar. Yine kutsal kitabın geneline baktığımızda şöyle bir imge söz konusu. Adem bahçesi aslında bir nevi cennetin ve yeryüzünün birleştiği bir yerdi. Ancak günah sonrasında bu iki boyut sanki birbirinden ayrılmış oldu. Ancak bir vaat veriliyor. O vaat nedir? Bu boyutlar tekrardan birleşecek. Tekrardan insanlık tam bir barış ve esenlik içinde Tanrısına kavuşacak. Bu iki boyut birleşecek ama ne zaman olacak? Mesih'in gelişinde olacak. Bundan dolayı eski anlaşmada özellikle bu Mesih'le ilişkin bu kadar çok peygamberlik görmekteyiz. Evet. Şimdi zaten ana belki de kurcalanan konu şu oluyor. Bu gibi kehanetleri anlamaya çalışırken. Mesih diye tanımlanan kişinin geri geliş sürecinin belirsizliği. Bu ne zaman olacak? Ne zaman gelecek? Herkes belki de bunu çözmekle de uğraşıyor. İşte bazı kesimler sahada başka açıklamalarla çeşitli politikalar izlediklerini görüyoruz. Ama pasajdan da şunu görüyoruz. Devam eden cümlelerde şöyle bir detay veriyor bize. Diyor ki bu küçük olan boynuz dünyada hükümranlığını kabul ettirdikten sonra belirli bir döneme kadar diyor tam hakimiyet sağlayacak. Ama bu hakimiyetin süresi olarak da 3,5 yıl sürecek diyor. 3,5 yıl tamamlandıktan sonra işte bu gelecek olan geldiğinde onu yok edecek. Ve bu kendi bir bakıma işte krallığını, sonsuz krallığını kuracak deniliyor. Peki burada ifade edilen 3,5 yıl tanımından biz neyi anlamalıyız? Bu süre ne kadarlık bir zaman dilimini kapsıyor? Bunu tam olarak çözebiliyor muyuz? Şimdi şöyle geleneksel yorumlarda yani şöyle diyor vakit yarım vakit vakitler diyor. Dolayısıyla
3,5 yıl oradan geliyor. Bu bir yorum tabii. Yani 3,5 yıl olabilir. Daha kısa olabilir, daha uzun olabilir. Ama bu vaktin ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Onun için 3,5-3,5 olarak lanse ediliyor. İlk 3,5 yıl bir esenlik, bir barış olacak diyor. Ama sonraki 3,5 yıl işte bu boynuz kendi gaddarlığını aslında ortaya çıkacak. Tabii bunun farklı yorumları da var. Az önce dediğim gibi bu boynuz kimi temsil ediyor? İşte kimilerine göre Antiyokos'u temsil ediyor, kimilerine Vespasyan'ı temsil ediyor. Kimilerine göre aslında her ikisini temsil ediyor ve belki ileride gelecek olan bir dünya liderini de temsil ediyor olabilir. Dolayısıyla bu tekrardan yoruma açık olan bir söz konusu bir şey. Dolayısıyla bu kadar diyebiliyoruz bu konu hakkında. Yani bunun dışında diyebileceklerimiz var mı? Evet, ama spekülasyon olur yani. O kadar da girdiğimiz zaman dediğiniz gibi kendi niyetimizi belki metne kabul ettirmek gibi algılanacağından dolayı oraya pek temas etmiyor. Evet. Çünkü belki de yani bu gibi konularla ilgilenen kişiler şunu çözemiyor olabilir. Diyebilirler ki ister Antiyokos'u baz alsak milat olarak, Evet. istersek Vespasyan'ı da milat olarak baz aldığımız zaman bunun üzerine 3,5 yıl denilen tanımdan misal veriyorum yani 30 yıl mı anlaşılıyor, 300 yıl mı anlaşılıyor, 350 yıl mı anlaşılıyor gibi bir süreyi koyup da aha şimdi bu tarih yaşandı, bitti demek ki istenilen olmadı, kitap belki de Araf'a düştü. Ya da evet istenilen ya da ifade edilmeye çalışılan süre binlerce yıl sonrasını kapsadığı için daha henüz gerçekleşmedi, o günü bekleyeceğiz diyenler de olabilir. Şimdi bunu kesin şeyle söylemek zor. Çünkü dediğim gibi burada biraz apokaliptik metinlerin mantığını çözmek lazım. Yani bu metinler belirli sürelerden bahsederken bunlar sembolik süre de olabilir veya stilistik süreler de olabilir. Yani 7 çünkü bir tamamlama manasına geliyor. 6 günde Tanrı dünya yarattı, 7. gün uğraşından dinlendi diyor Tevrat'ta veya yaratılışa ara verdi. Dolayısıyla 7 tamamlama manasına geliyor. Tam bir dönem, tam bir zaman. Dolayısıyla 3,5 bu dönemin yarısı oluyor. Bu 3,5 yıl mı olacak? Tabii ki olabilir. 3,5 yıl olmayabilir mi? Belki Olması da çok olmayabilir ihtimal. yani. Yani metinden gideceksek bu sorunun açık cevabı bize verilmiyor. Ama hani geleneksel yorumlara bakacak olursak ağırlıklı olarak 3,5 yıl olduğu düşünüyor. 3,5 yıl, 3,5 yıl. Buradan şunu peki söyleyebiliyor muyuz? Çünkü metinde az önce okuduğumuz kadarıyla şunu söylüyordu. Eskiden beri var olanın yanına gelecek diyor. Evet, Mesih'ten Evet. bahsederken evet. Şimdi eskiden beri var olan kimse diyelim. Bu demek ki yeryüzüne mi inecekti? Gelecek olan da onun yanına gelecek dediği için böyle bir anlam çıkarabiliyor muyuz? Yok, orada eskiden beri var olan Yahve'ye, Tanrı'ya bir atıf. Zaten benzer bir görünümü Hezekiel de görüyor. Yani bir Hezekiel peygamber Tanrı'yı tahtta görüyor. Meleklerle çevrilmiş, işte ateşten tekerlekler var işte vesaire. Dolayısıyla eskiden beri var olan, eğer Tevrat'ın diğer bölümlerine bakacak olursak, Tanrı için kullanılan unvanlardan bir tanesi. Yehova veya Yahve için kullanılan. Dolayısıyla buradaki insanoğlunun bir nevi Yahve'ye yakın olan, hatta ve hatta Yahve'nin özelliklerini taşıyan, hatta ve hatta Yahve ile bir olan. Çünkü bununla ilişkin de biliyorsun farklı yorum ekolleri var. Tabi Hristiyanlar bunu kelam teolojisi içerisinde yorumluyorlar. Yani Mesih Tanrı'nın kelamıdır, dolayısıyla Tanrı'nın özüyle birdir. Ama sadece Hristiyanlıkta değil, antik Yahudilikte de bunu görmekteyiz. Özellikle bu konulara ilişkin günümüzde Daniel Boyarin ve Alan Segal çok fazla yorum yapıyor. Özellikle Kumran tarikatında veya milattan önceki Yahudilikte aslında bu Mesih'in bir nevi Tanrı'yla ilahi sıfatlar paylaştığını görmekteyiz veya en azından Tanrı'nın bir tecellisi olduğunu görmekteyiz. Kimilerine göre bir melek tarzı bir uluvi bir varlık olacaktı. Kimilerine göre Enok'un tekrardan dünyaya gelişi olacaktı vesaire gibi çok fazla yorumlar var. Ama şunu diyebiliyoruz, erken dönem Yahudilikte milattan önce 3. ile 1. yüzyıl arasında bu Mesih'e atfedilen özellikler kendisinin Tanrı'nın sıfatlarını paylaştığı ve Tanrı'nın özüyle bir olduğu veya en azından Tanrı'nın bir tecellisi olduğu görüşündedir. Şimdi tabii kehanetlere devam ettiğimiz için ilerleyen bölümlerle tekrardan devam ettiğimiz kadarıyla şunu görüyoruz.
Yine Daniel kitabının 8. bölümüne bu sefer geçiş yapmış olalım. Çünkü orada da çok enteresan yine hem hayvanlar üzerinden hem de onların üzerinde taşıdıkları objeler ya da uzantılar üzerinden anlatılan ifadeler var. 8. bölümünde şöyle bir giriş yapıyor olalım. İkinci cümlesinden ben yine alıntılayarak devam edeyim. Cümleyi tamamladığımız zaman zaten ne anlamamız gerektiğini de sizden öğreniyor olacağız. Daniel kitabının 8. bölümünün ikinci cümlesinde şöyle bir girişle söze başlıyorlar. Yine bir görüm var, bir düş diyebiliriz. Görümde kendimi Elam ilindeki Sus Kalesi'nde Ulay Kanalı'nın yanında gördüm. Gözlerimi kaldırıp bakınca kanal kıyısında duran bir koç gördüm. İki uzun boynuzu vardı. Boynuzlardan daha geç çıkanı öbüründen daha uzundu. Koçun batıya, kuzeye, güneye doğru boynuz attığını gördüm. Hiçbir hayvan ona karşı koyamıyor, kimse onun elinden kurtulamıyordu. Koç dilediği gibi davrandı ve gitgide güçlendi. Ben bu olayı düşünürken, batıdan ansızın gözleri arasında çarpıcı bir boynuzu olan bir teke geldi. Yere basmadan bütün dünyayı aştı. Güç ve öfkeyle kanalın yanında durduğunu gördüğüm iki boynuzlu koça doğru koştu. Öfkeyle saldırdığını, koça vurup boynuzlarını kırdığını gördüm. Koçun tekeye karşı duracak gücü yoktu. Teke koçu yere vurup çiğnedi. Koçu onun elinden kurtaracak kimse yoktu. Teke çok güçlendi ama en güçlü olduğu sırada büyük boynuzu kırıldı. Kırılan boynuzun yerine göğün dört rüzgarının ona doğru çarptığı dört boynuz çıktı. Rüzgara doğru dört boynuz çıktığını görüyor. Bu boynuzlardan birinin başka bir küçük boynuz çıktığını, güneye, doğuya ve güzel ülkeye doğru yayılarak çok güçlendiğini, göklerin ordusuna erişinceye dek büyüdüğünü, gökteki ordudan ve yıldızlardan bazılarını yeryüzüne düşürdüğünü, ayakları altına alıp çiğnediğini, kendisini gök ordusunun önderi olacak kadar yükselttiğini, Tanrı'ya sunulan günlüklerin sunularını kaldırdığını, onun tapınağını yıktığını, başkalarını başkaldırı yüzünden günlük sunuya karşı çıkıldığını, gerçek ayak altında çiğnediğini, gerçekleri ayaklar altında çiğnediğini, küçük boynuzu yaptığı her şeyde başarılı olduğunu gördü küçük boynuzun. Sonra kutsal bir varlıkla konuştuğunu duydum diyor. Burada da tabii şimdi ilginç olan kısımlar gün yüzüne çıkıyor. Başka bir kutsal varlık ona bu görümde günlük sunuyla, yıkım getiren baş kaldırılarıyla, kutsal yerin ve ordunun ayaklar altında çiğnenmesiyle ilgili görümde olanların ne zamana dek süreceğini söylüyor. Yani bu yaşanan bir tahribat var demek ki bu tahribatın ne kadarlık bir süreyi kapsayacağını soruyor. Cevaben de o kutsal varlık şunu söylüyor. 2300 akşam ve sabah olacak. Sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak diyor. Şimdi bizim de burada sormak istediğim soru şu oluyor. Tabii koçtan ne ifade ediliyor? Tekeden ne anlatılmaya çalışılıyor? O boynuz bağlantılarıyla günümüze iz düşümü nedir? Ve en nihayetinde de o sorunun 2300 gün olarak devam edeceğini söylüyor. Şimdi bunları böyle bir harmanladığınız zaman karşımıza nasıl bir bütünlük çıkıyor? Dilerseniz bunu sizden dinliyor olalım. Şimdi dediğin gibi bütün görümler birbirine bağlı. Evet. Dolayısıyla o koç Persleri kastediyor. Çünkü iki tane boynuz söz konusu. Medler, Persler aslında karma bir halktır. Evet. Karma bir krallıktan oluşmaktadır. Zaten bu koç bir önceki imparatorluğu yani Babil'i yıkmıştır. Ancak daha sonra batıdan gelen bir krallık görmekteyiz ve bu bir teke olarak ifade Evet. ediliyor. Burada Büyük İskender'in imparatorluğu olduğu anlaşılmakta. Gene diğer görümlere paralel olarak. Daha sonra buradan dört boynuz çıkıyor. Bu dört boynuz aslında dört tane kral veya dört tane lider. Bu Büyük İskender'in topraklarının komutanları arasında bölünmesini kastediyor. Ancak o gene bahsettiğim gibi küçük boynuz sanki diğerlerini fethediyor ki Seleukos'ta bunu görüyoruz. Diğer Seleukos İmparatorluğu diğerlerini fethetmeye başlıyor. Ve daha sonra kendisi hatta Kudüs'ü de istila edecek ve burada da anlatıldığı gibi
İşte tapınağı da yağmalayacak ve kurbanlara son verecek vesaire. Dolayısıyla burada bundan bahsediyor. Tapınağı kirletecek ama daha sonra tapınak tekrardan eski haline Evet. dönecek şeklinde. Ve bunun bir süresi veriliyor. Tabii bu süreyle ne ifade edilmek istiyor? Açıkçası ben de bilmiyorum. Yani 2300 gün Evet, nedir? literal anlamda, yalın anlamda olabilir, sembolik bir anlamda olabilir ama nihayetinde burada anlatılması çalışılan olay tapınağın bir şekilde bu küçük boynuz tarafından Antiochus olduğunu düşündüğümüz kişi tarafından yağmalanacağı, kurbanların sona erdirileceğini ama ondan sonra tekrardan tapınağın kurulacağını ve bunu tarih içinde biliyoruz. Bu makabe ayaklanması dediğimiz Yahudilerin içinde bir ayaklanma Evet. oluyor ve daha sonra Roma istilasına kadar kendileri bağımsız bir krallık olarak bir süre devam ediyorlar ve tapınak kurbanları o dönemde devam etmektedir. Dolayısıyla ona da istinaden bir şey diyor olabilir. Yani 2300 günden aslen normalde şu an günümüzde de bir yıl mıdır? Gerçekten dediğiniz gibi bir 2300 günü mü ifade ediyor? Bunu tam olarak kestiremiyoruz ve kestiremediğimiz için de sürecin ne zaman başlayacağını ya da bu 2300 günlük sürenin ne zaman biteceğini ve ondan sonra işte tapınak döneminin başlayacağını tam olarak tarihsel anlamda ifade edemiyoruz sanırım. Evet, ama burada ifade edebileceğimiz şey nedir? Bunların Antiochus'un döneminde birçok uzman buna inanıyor, gerçekleştiğini ve bir şekilde bunların tamamlandığını görmekteyiz orada. Yani Antiochus dönemi biraz daha üzerinde durulan, daha somut bir geçmişte yaşanan olay olarak ifade edebiliriz. Evet. Peki, şimdi yine tabii kehanetlerle devam ediyoruz ve belki de en can alıcı diye ifade edebileceğimiz bölümlerden bir tanesine geçiş yapıyor olacağız. Tabii kehanetlerden devam edince çok muazzam bir, en azından benim açımdan diyeyim, okuduğumuz zaman ciddi anlamda çözülmesi gerektiğini düşündüğümüz bir konuya geliyoruz. Şimdi yine tabii kehanetlerle devam ediyoruz ve belki de en can alıcı diye ifade edebileceğimiz bölümlerden bir tanesine geçiş yapıyor olacağız. Tabii kehanetlerden devam edince çok muazzam bir, en azından benim açımdan diyeyim, okuduğumuz zaman ciddi anlamda çözülmesi gerektiğini düşündüğümüz bir konuya geliyoruz. Bu da Daniel kitabının 9. bölümünün 24. cümlesiyle başlayacağım ben şimdi burada anlatılanlara. Burada tabii çok değişik, biraz da dediğiniz gibi karmaşık bir olaylar karşımıza çıkarılıyor. Şimdi metni okumaya başlarken 24. cümlede şöyle bir girişle başlıyor. Baş kaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, en kutsalı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine 70 hafta kadar zaman belirlendi deniyor. Burada 70 haftanın altını çizmiş olalım. Devam eden cümlelerde de şunu bil ve anla. Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden ve meshedilmiş olanın önderin gelişine kadar 7 hafta geçecek. 62 hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. Bunu 62 hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek. Ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak. Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı. Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek diye konuyu burada tamamlıyor. Şimdi burada karşımıza tabii rakamlar yine çıktı. İlk başta dediğimiz gibi bir 70 hafta dendi. Daha sonrasında bir 7 haftalık bir zaman söylendi. 62 haftanın sonunda da gelecek olan, o meshedilecek olan kişi öldürülecek dendi. Şimdi buralarda ne anlıyoruz ve gerçekten de bu rakamların gelecekle olan bağının ne olduğunu kestirebiliyor muyuz?
Şimdi o 70 hafta denilen kısım, yani hafta İbranice'de Şavuot ama burada Şavuim deniliyor. Dolayısıyla oradaki hafta kelimesinin daha geniş bir mana olduğu anlaşılmakta ve bu haftaların aslında 7 yıllık dilimler temsil etmekte olduğu düşünülüyor. Bu hem Yahudi kaynaklarına göre hem Hristiyan kaynaklarına göre. Dolayısıyla 70 haftalık zaman diliminin 490 yıllık bir zaman dilimine işaret ettiğini görmekteyiz. O zaman bu 490 yıllık zaman diliminde bazı olayların gerçekleşmesi lazım diyor Melek Daniel'e. Ama bu olayların, bu 490 yıllık pencerenin içinde neler olacak? O zaman 24. ayette burada başlıyor. Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak. Özellikle burada suçu bağışlanmak ve kısmında kefar kelimesi kullanılıyor İbranice'de. Yani kefaret sunmak, yani silmek. En kutsalı meshetmek. Şimdi burada kimden bahsediyor? Burada sanki bir kişiden bahsediyor bana ama Yahudi kaynaklarına bakacak olursak burada sanki onlar bunu tapınak olarak, yani tapınağın en kutsal yeri olarak algılıyorlar. Senin halkına ve kutsal kentine 70 haftalık bir süre saptanmıştır. Yani bu 490 yıl içerisinde bütün bunlar olacak. Yani bir kefaret sunulacak, halkın suçu bağışlanacak, sonsuza dek kalıcı doğruluk sağlanacak ve görüm ve peygamberler mühürlenecek. Yani burada bahsedilen olaylar mühürlenecek. Eski Tamamlanacak. peygamberlerin bahsettiği olaylar tamamlanacak. Dolayısıyla bu önemli bir husus. Ondan sonra görüyoruz ki bu 490 yıllık 70 haftalık kısım 3'e bölünmüştür. İlk önce bir 7 hafta vardır. Daha sonra bir 62 hafta vardır. Daha sonra son bir hafta vardır. Ve yıkım o son bir haftanın sonrasında gerçekleşecektir. Bu 7 ile 62 hafta iki ayrı dönemden mi bahsediyor yoksa bunlar bitişik Peş peşe gelen. peş peşe gelen 69 haftalık bir dönemden mi bahsediyor? Bu yoruma açık. Neden yoruma açık? Çünkü Tanah'ın Yunanca çevirilerine baktığımızda 7 ile 62 hafta olarak değil, doğrudan 69 hafta olarak tercüme edildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla burada bu haftalar arasında bir ayrım görmüyor kimisi. Kimileri ise görüyor. Ve bu hafta meselelerinden dolayı çeşitli yorum ekolleri ve görüşler var. Ben birkaç tanesini burada Tabii. paylaşacağım. Ve bunu gene biraz kriptik yapan şey de şöyle diyor. Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğu verilmesinden itibaren saymaya başla diyor. Peki bu ne zaman? İşte bu da bir soru işareti. Çünkü bazı geleneksel Yahudi yorumculara göre o zaman bu Yeremya'nın kehanette bulunduğu dönemden saymaya başlamamız lazım. Ama başka yorumculara göre bu sefer Ahasveros'un döneminden beri başlamamız lazım. Çünkü Ahasveros'un döneminde fermanlar yayıldı ve bu fermanların sonucunda halk Yeruşalim'e geri gelebildi. Bu ferman Ezra 7. bölümde bahsedilen milattan önce 458 yılındaki bir fermanı kastedebilir. Nehemya 2. bölümde bahsedilen milattan önce 444 yılına işaret edebilir. Belki de Koreş'in fermanına işaret edilir 536 yıllarında. Dolayısıyla birçok ferman söz konusu. Çünkü dönüşler de topyekün olmuyor dediğim gibi. Kademe kademe oluyor. Ve şehrin inşası ve tapınağın inşası da kademe kademe oluyor. Dolayısıyla birkaç olasılık söz konusu. Bundan dolayı da birkaç farklı yorum söz konusu. Dolayısıyla istersen ilk önce modern Yahudi yorumuyla başlayalım. O zaman onlar bütün bunların Makabe isyanında veya Antiyokos'un döneminde ve Makabe isyanında tamamlandığını görmektedirler. Onlar 605 yılından itibaren saymaya başlıyorlar. Yani bu nedir? İlk sürgün döneminden itibaren, sürgün dalgasından. Diyorlar ki 49 yıl sonra Kiroş'un fermanı geldi ve aslında burada bahsedilen bu 7 hafta sonundaki meshedilmiş kişi bu demek. Çünkü meshedilmek ne demek antik çağlarda? Mesya'yla işaret edilmek. Bu bir kral olabilir, bu peygamber olabilir vesaire. Daha sonraki 62 haftanın 3. Onanyas'ın, baş rahip 3. Onanyas'ın ölümünde tamamlandığını görmektedirler.
ve son haftanın işte bu Antiyokus'un tapınağı Evet. yağmaladığı ve yok ettiği haftaya denk getiriyorlar. Tabii bunun güçlü noktası var, zayıf noktası var bu yorum. Güçlü noktası nedir? Özellikle bu 7 hafta ve 62 hafta ayrı olarak yorumlanacaksa, o zaman oraya tatmin edici bir açıklama getiriliyor. Ancak basit bir matematiksel hesaptan da Kiros'un döneminden Onanyas'ın ölümüne kadar 434 yıl geçmediği zaten anlaşılıyor. Çok daha kısa bir vakit. O zaman onlar diyorlar ki bu yılları biz yalın olarak değil, bir nevi sembolik olarak işte bu peygamberlik yazısıdır. Dolayısıyla bunları yalın olarak anlayamayız şeklinde yorumluyorlar. O zaman bu modern Yahudi yorumu diyebiliriz. Günümüzde Yahudilerin bu kısmı nasıl yorumladıklarını. Hristiyan yorumlarına gelecek olursak, başta iki tane Hristiyan yorumu var. O zaman kimilerine göre işte bu Ahasverus'un döneminde Ezra 7. bölümden başlamak üzere 357 yılından saymaya başlamalıyız. Ve bu 490 yılı sona getirdiğimizde bu bize Mesih'in ölüm yılını Ne veriyor? getirmektedir. Dolayısıyla bu 70 hafta Mesih'in ölümünde ve daha sonra kilisenin kurulmasıyla ve İstefanos'un taşlanmasıyla tamamlanmış bir kısımdır ve bu son hafta aslında İsa'nın hayatından bahsediyor. Yani 3 yıl boyunca hizmet etti, daha sonra çarmıha gerildi, daha sonra göğe alındı ve 3 yıl sonra ise işte İstefanos'un taşlanmasıyla sanki yeni bir çağ, kilise çağı dediğimiz bir çağ ortaya çıktı. Dolayısıyla onlar bu şekilde bir tamamlama görmektedirler, bu yoruma istina edenler. Bir başka yorum ise dediğim gibi bu sefer Nehemiya 2'den, eğer başlangıç tarihini 444 yılı olarak hesaplayacaksak, o zaman bu 69 hafta dedik ya, kimilerine göre ayrı, kimilerine göre Evet. bitişik, 69 haftayı 483 yıl olarak yorumlamamız lazım. Ama nasıl 483 yıl? Güneş takvimine göre değil, ay takvimine göre. Çünkü gene eski İsrail'de görüyoruz ki ay üzerinden bir takvim yürütülüyordu. Dolayısıyla 360 günlük yıllardan bahsediyoruz. Bu 62 haftanın sonunda neye denk geliyor? Mesih'in çarmıhtaki ölümüne denk geliyor. Meshedilmişin kesilmesi orada buna istinaden kullanılıyor, deniliyor. İlginçtir çünkü Yeşaya 53. bölümde Mesih'in ölümüne ilişkin çeşitli kehanetler var orada ve orada gene aynı sözler kullanılıyor. Bu kesilme sözü kullanıyor. Yani sanki bir kurbanmış gibi bu Mesih'in kesilmesi. Ve daha sonra bir aralık söz konusu. Bu aralıktan sonra işte gelen önder halkla 7 yıllık bir antlaşma yapıyor. Ve bu antlaşmanın ortasında kent yağmalanıyor. Şimdi bu ne zaman oldu? Kimilerine göre Vespasyan'ın döneminde oldu. Kimilerine göre için henüz olmadı. Yani dünyanın sonunda olacak işte bu İslami literatüre Deccal dediğimiz veya Mesih karşıtı dediğimiz Hristiyan literatüründe döneminde gerçekleşecek bir olaya işaret etmektedir. Gene burada da yorum farklılıkları söz konusu. Yani tek bir yorum söz değil. Ancak bütün bunlardan ne diyebiliriz? Ağırlıklı görüş bunun birçok yönünün artık tamamlanmış olduğu kesmidir. Son kısmı soruya açık. Yani Vespasyan döneminde mi tamamlandı? Yoksa acaba ileride tamamlanacak bir döneme mi işaret ediyor? Biraz da burada tabii ucunu açık bırakıyor. Belki de Evet. bu belirsizliği korumak anlamında yapılan bir yorum oluyor. Metin bize aktarılıyor. Evet. Şimdi yine Daniel kitabının bu sefer belki de en çarpıcı olan yerlerinden birine daha geliyor olacağız. Bu da son sorum oluyor olacak. Yine kehanetler bölümünden gittiğimiz için bu sefer Daniel 12. bölüme gidiyoruz. Ve Daniel 12. bölümünde de anlatılan bu sefer gerçek anlamda dünyanın sonuyla alakalı belki de diyebileceğimiz bir açıklama var. Şimdi anlatıma göre direkt 12. bölümün başından itibaren ben şu an alıntılayacağım. Orada şöyle başlıyor. O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın adı kitapta yazılı olanlar olarak kurtulacak. Yeryüzü toplandığında uyuyanların birçoğu
uyanacak. Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Bilgeler gök kubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Ama sen ey Daniel, son gelinceye dek bu sözleri sakla, kitabı mühürle. Bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek. Ben Daniel, baktım. Biri ırmağın bir kıyısında, öbürü öbür kıyısında duran başka iki varlık gördüm. İçlerinden biri ırmağın suları üzerinde duran keten giysili adama, bu şaşırtıcı olayların son bulması ne kadar zaman alacak diye sordu. Irmağın suları üzerinde duran keten giysili adamın sağ ve sol elini göğe kaldırarak sonsuza dek diri olanın adıyla ant içip 3,5 yıl alacak diyor. 3,5 yılı bir kere daha burada görüyoruz. Kutsal halkın gücü tümüyle kırılınca bütün bu olaylar son bulacak. Adamın söylediklerini duydumsa da anlamadım. Bunun için ey efendim, bunların sonu ne olacak diye tekrar ben de sordum diyor. Şöyle yanıtlandı. Sen git Daniel. Bu sözler son gelinceye dek saklanıp mühürlenecek. Birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek. Lekesiz duruma gelecek. Ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak. Bilgeler anlayacak. Gelecek sununun kaldırılıp yıkıcı iğrenç şeyin konduğu zamandan başlayarak 1290 gün geçecek. Bekleyip 1335 güne ulaşana ne mutlu. Sana gelince Daniel, son gelinceye dek yoluna devam et. Rahatına kavuşacak ve günlerin sonunda ödülünü almak için uyanacaksın diye konuyu burada tamamlıyor. Peki şimdi burada yine rakamlar karşımıza çıktı. İşte bir son, yani bu yaşanacak olan kaos veya istenmeyen düzen 1290 gün sonra bitecek deniliyor. Ve yine devamında da 1255 güne ulaşana da ne mutlu diye böyle bir müjde veriliyor. Doğru. Buralardan anlatılmak istenen ne oluyor? Bunu biraz da olsa izah ederseniz seviniriz. Şimdi burada bir nevi bir ahiret görümü var. Çünkü orada görürüz ki Mikail halkı almaya geliyor. Yani insanları artık almaya geliyor. Dünyanın sonu gelmiştir. Ve yine İncil metninde, yeni antlaşmada bakacak olursak Mesih'in geri dönüşünde borazanların çalınacağı ve meleklerin kendisiyle beraber geleceği anlatılmaktadır. Hem Selanikler mektubunda hem de vahiy kısmında. Dolayısıyla burada işte Tanrı'nın Meşih şahsiyetinde dünyaya geleceğini, yargılanacağını, bir kısmın Tanrı ile beraber ebediyet geçireceğini, bir kısmın ise Tanrı'dan uzak bir vaziyette, Tanrı yüceliğinden yoksun bir vaziyette ebediyeti geçireceği anlaşılmaktadır. Ancak bunlar ne zaman olacaktadır? İşte o büyük sıkıntı döneminden sonra ve bu büyük sıkıntı dönemi o 3,5 yıl ile ifade edilmektedir. Tabii burada ifade edilen gene Vespasyan dönemi sonrası açıklanmaya çalışılıyorsa Hristiyanların zulüm döneminden bahsediyor bu Roma İmparatorluğu altından. Çünkü vahide de anlatıldığı gibi, vahiy anlatısında sona kadar dayanan ne mutlu diyor veya bu dayananlara ne mutlu diyor bu dönemde. Ancak tabii ki dediğim gibi bu dünyanın sonunda meydana gelecek bu 3,5 yılın veya 1290-1335 günün sembolik manada bahsetmek istediği o büyük sıkıntı dönemine de bir atıfta bulunuyor olabilir. Tekrardan bahsetmiştik bundan. Burada kehanetlerin doğası, yani birden fazla tekrarlanış söz konusu olabilir bu tarz kehanetlerde. Dolayısıyla burada bir Deccal'e de atıfta olabilir. Bu da bir olası yorumdur. Dolayısıyla o dönemde nasıl ki Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlar zulüm gördüyse tek tanrıya inançlarından dolayı ve imparatora tapmayı reddettiklerinden dolayı benzer bir şekilde dünyanın sonunda belki bu tek merkezli devlet kurulduğunda ve bu şahsiyet siyasi ve dini olarak kendisini otorite olarak ilan ettiğinde ona tapmayanlar veya ona kulluk etmeyenler nasıl desem çeşitli sıkıntılara maruz kalacaklar. Öyle
düşünülüyor. Dolayısıyla buna istinaden de bir gönderme olabilir. Dediğim gibi bu biraz bu kehanetleri nasıl yorumladığına bağlı. Benim yorumladığım şekil aslında bunların geçmişte Antiochos ve Vespasyan döneminde gerçekleştiğidir. Ve bu iki gerçekleşme ileriye yönelik bize bazı bu konuda ipuçlar verdiğini ama aynı zamanda kesin hani bu şöyle olacak, böyle olacak diye bir şey diyemediğimiz, en azından bir ilahiyatçı olarak konuşuyorum burada. Her çeşitli insanlar spekülasyonlar yapabilir. O ayrı bir konu ama benim görüşüm budur. Şöyle diyelim, tabii kehanetler hakkında daha pek çok tabii ilgili kısımlar var. İşte Yeremye dedik, Hezekiel dedik, İşeyalar var ve İncil metinlerinde, yani Yeni Ahit metinlerinde de tabii bunları görmekteyiz. Özellikle vahiy kısmında bunları çok sıklıkla görebiliyoruz. Ve zaten paralellik de taşıdığını görmekteyiz. Vahiy kısmıyla Yeni Ahit'in Eski Ahit'teki ilgili kısımda paralellik taşıdığını görüyoruz. Yani ayrı ayrı metinlerin olmadığını buradan söyleyebiliyoruz. Bizim öncelikle yapmış olduğumuz daveti bir kere daha kabul ettiğiniz için ve bizi burada ağırladığınız için size tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Madrigal. Ben teşekkür ederim. Sorduğumuz soruları da gayet tabii ki kitap merkezli bir açıklama yaptığınız için de herhangi bir etrafta dediğiniz gibi diğer televizyonlarda ya da bu gibi programları içeren kişilerin spekülasyon anlamına gelebilecek tarihler ifade ettiklerini de görmekteyiz. Biraz da olsa bundan da kaçındığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii kehanetler konusunu izleyen kişiler, izleyicilerimiz, arkadaşlarımız yakinen takip etmeye devam ediyorlar. Çünkü bir gizem var. Bu sırrı insanlar çözmek istiyor ki kendi yaşantılarında etkileyecek mi, etkilemeyecek mi diye bu perde aralığından kurtulmak istiyorlar. Biz en azından bir kısmını elimizden geldiği kadarıyla Sayın Madrigal'in açıklamalarıyla sizlere aktarmaya çalıştık. Ki bu konuyu tek taraflı olarak anlatmayı zaten bizler de tercih etmiyoruz. Konunun içinden zaten bizatihi direkt teolog olan yani ilahiyatçı olan bir kişiden bunları size aktarmayı niyet ediniyoruz ki konu tam anlamıyla biraz da olsa elle tutulur bir seviyeye ulaşsın diye. Yoksa Sayın Madrigal zaten sıklıkla altını çizdi. Spekülasyonlar olduğu sürece bu çıkalı açıklanacak olan yorumları kullananlar da çok oluyor. Son bir şey ilave etmek istiyorum. Tabii Tabii. bu tarz gizemli konular hep merak uyandırıyor ve insanlar özellikle bu tarz metinleri anlama açısından çok kafa yoruyor. Tanrı'yı anlamak için de kafa yoranlar var ama Aziz Augustinus'un dediği bir söz çok hoşuma gidiyor. Diyor ki Tanrı bizi onu anlamamız için değil, onu sevmemiz için yarattı. Dolayısıyla benim teşviğim herkese birçok konuda hani gizemlerin, belki çözülemeyecek konuların içine girmektense önceliğimiz Tanrı'yı tanımak olmalı. Tanrı'nın sevgisini tecrübe etmek olmalı ve gerçekten ben inanıyorum ki bunu yaptığımızda hayatımız komple değişecek. Özellikle Tanrı'nın bizi sevdiğini anladığımızda. Tabii ki bunları okumak, çalışmak zevklidir. Ama dediğim gibi bir yere kadar sonuca varıyoruz. Ondan sonrası artık bizim bile kafamızı karıştıran konular oluyor. Ne yazık ki evet. Tabii bu gizem dediğiniz gibi biraz da insanları şevk ediyor, Evet. içine çekiyor ve onları Yani asıl hayatın önemli konularını tabii ki unutmayalım. verilen orada mesajları uyabiliyor muyuz, uyamıyor muyuz? Tabii Aynen biraz da öyle. olsa onlara bakmamız Aynen lazım. öyle. Tekrardan Sayın Madrigal'e teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Sağ olun. İzlediğiniz için arkadaşlar size de teşekkür edelim ve daha sonra bu gibi yine merak uyandırıcı konularla konunun uzmanı olan kişilere ulaşarak sizlere aktarmaya devam ediyor olacağımızı da ifade etmiş olalım.